Çok değerli Karşıyakalılar, Cumhuriyet'in sancak gemisi İzmir'in, çok değerli Cumhuriyet'i seven, Atatürk'ü seven, onun değerlerine sahip çıkan güzel insanları, hepinizi bu anlamlı günde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet kenti İzmir'de Cumhuriyet'in en müstesna ilçelerinden bir tanesi Karşıyaka'da sizlerle birlikteyiz. Hemen arkamızdaki toprak bu dünyanın görmüş olduğu, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük devrimciyi dünyaya getirmiş, onu yetiştirmiş ve onu bize kazandırmıştır. Eğer Zübeyde anne olmasaydı, bugün burada biraz önce isimleri anılan makam mevki sahiplerinin hiçbirisi bu görevlerde olmazdı. Zübeyde anne olmasaydı, bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti toprağı olmazdı. Burada bağımsız bir cumhuriyet, çağdaş bir cumhuriyet hüküm sürüyor olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce şu konuşmayı yaptı. Tam burada dedi ki, burada yatan annem, eziyetin, zorlamanın bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Annemin kaybından şüphesiz çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir konu vardır ki, o da anamız vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına gömülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında, fakat milli hakimiyet sonsuza dek devam edecektir. Beni teselli eden en büyük kuvvet budur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesinin kaybından ülkenin keyfi idaresini sorumlu tutmakta haklıdır. Annesi o keyfi idarenin iyi yönetememesi sebebiyle sağlığından olmuş, tedavi olamamış ve hastalığa yenik düşmüştür. Ancak o keyfi idarenin değişmesi, tek adam rejiminin değişmesi, halkı, yaşayanları tebaa gören, kul gören ve birisi için yaşayan rejim yerine herkesin, halk için eşit haklara sahip anayasal yurttaşların sağlık hakkı için, barınma hakkı için çalıştığı, milli egemenliğin bir kişide değil bütün millette olduğu bu cumhuriyetin varlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü teselli etmiş. Anne acısını yüreğinden almış, yerine huzur vermiştir. O yüzden cumhuriyetin kazanımlarının ayrı ayrı kıymetini bileceğiz. Devrimlerine her birisini ayırmadan ayrı ayrı sahip çıkacağız. Ve halk egemenliğinin, demokrasinin her şeyden üstün olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Pek çok kez söyledim. İki şeyin rengi olmaz. Alın terinin rengi yoktur. Alın terinin mezhebi olmaz, ırkı olmaz, cinsiyeti olmaz ve en değerli şeydir. Bir diğeri de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Annenin gözyaşının Türk'ü olmaz, Kürt'ü olmaz. O yaşın durması icap eder. Bugün şehit annelerimizi aradım. Bugün Diyarbakır annelerini aradım. Bugün cumartesi annelerini aradım. Ayırmadan hepsini aradım ve hepsine dedim ki, bugün sizin için zor bir gün. Ama ben hem kendi ailem adına hem de Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına
evlatlarınızdan uzak, içinizde yara, özlem hissettiğiniz bugün de buruk hissetmeyin. Diyarbakır annelerinin de, cumartesi annelerinin de, şehit annelerinin de ailesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hepimiz sizinle birlikteyiz. Bugün Tunceli'de kaybolan kızı Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu anladım. Anneciğim dedim, CHP ailesi senin arkandadır. Kızını aramanda ve adalet aramanda senin yanındadır. Bugün Berkin Elvan'ın annesini aradım. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi senin ailendir. Berkin'in, evladımızın kaybı hepimizin yüreğinde yaradır. Bugün Mısra Öz'ü aradım. Dedim ki bütün annelere selamımızı söyleyin. Çorlu tren kazası annelerinin ve annesiz kalmış evlatlarının anneler gününde Türkiye'nin en büyük ailesi yanınızdadır. Bugün Abdullah Tayyip Olçoğ'un annesi Nihal Olçoğ'u aradım. 15 Temmuz gecesi öldürülen evladının arayamadığı Nihal Olçoğ'u hepiniz adına ben aradım. Ve şunu söyledim. Bu ülke Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçoğ'a birlikte yas tutmadan bir olamaz, birlikte olamaz. Biz ikisinin yasını birlikte tutanlarız. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı aradım. Bütün Gezi'de kaybettiklerimizin anneleri adına. Gezi'yi şeytanlaştıranlar bir yana, dünyanın en barışçıl ve en çok çevre odaklı yaşam biçimine müdahaleye itiraz eden, ağaçları koruyan, Atatürk Kültür Merkezi'ni koruyan, kente karşı suç işlenmesinin karşısında duranların, hayatını kaybedenlerinin annelerini aradım. Ve bugün annesiyle birlikte olan Vera'nın babasının yanında olmamasından duyduğu hüznü paylaşmak için Meriç Kahraman'ı aradım. En yakın zamanda onların babalarına kavuşmasını, böyle mutlu günlerin acı içinde geçmemesini temenni ettim. Cumartesi annelerinden Maside Ocak'la konuştuktan hemen sonra bir başkasını daha aradım. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i aradım. Dedim ki Türkiye'nin en büyük ailesi, hiçbir zaman siyaseten ortak düşünmediğimiz evladınızın artık ailesidir. Sinan Ateş'in adalet arayışı onun için bizim mücadelemizdir dedim. Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'den Diyarbakır annelerini temsilen Ayşegül Biçer'e kadar vaktim yettiğince, imkanım oldukça ulaşabildiğim bütün anneleri ayrı ayrı aradım ve dedim ki sizin acınız, sizin yasınız bizim yasımızdır. Ayrıca birisini daha aradım. Voleybol milli takımımızın kaptanı, çok değerli Eda Erdem'i, kendisi de anne olan Eda Kaptan'ı aradım. Anneler gününü kutladım. Eda Kaptan'ın annesinin anneler gününü kutladım. Antalya'ya birlikte gidiyorlardı. Bütün kadın voleybol takımımızdan anne olanların anneler gününü kutladım. Ama hepsinin annesini bize Cumhuriyet'in dünya şampiyonu olmuş, Cumhuriyet'in 100. yılında biz başaramadık, onlar başardı, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan kadın voleybol takımımızın her birisinin annelerini ayrı ayrı kutladım. Hayatta olmayanlara bir kez daha rahmet diledim. Biz filenin sultanları kazanınca hep birlikte sevinenleriz. Biz milli takım gol atınca hep birlikte ayağa fırlayanlarız. Biz bu ülkede yaşayan 86 milyonu hiçbir fark ayırmadan kucaklayan Cumhuriyet Halk Partilileriz
ve biz hep birlikte onlarla birlikte Türkiye İttifakı'yız. Yaşasın Türkiye İttifakı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Zübeyde Hanım'ın evladının emanet ettiği Cumhuriyet. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.